Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca 40 soru serisi problemler diyoruz kaçıncı testteyiz artık 22. testteyiz arkadaşlarım ve 22. testte hemen nerenin 22. testi bu 40 soru serisi problemler fasikülümüzün 22. testindeyiz arkadaşlarım her testte her videonun başında olduğu gibi sana bazı uyarılarda bulunacağım peki ne bu uyarılar hemen ben sana söyleyeyim bak şimdi 22. testi açtık Sayfa numaramız 48-49. Hemen al eline kalemi ve fasikülünde lütfen rica ediyorum bu söyleyeceğim numaraları kaydet. Şanslı numaralar bunlar. Aksakallı dede gibi numara veriyorum ben sana bak. Gece rüyana da girmem lazım ama neyse geç ona kısmı. Geç o kısımları. Şimdi birinci soru. 1, 2, 4, 5, 7 ve 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8 arkadaşlar. Bugünün şanslı numaraları bunlar. Tamam. 1, 2, 4, 5, 7 ve 8. Çok önemli, çok önemli. Ee, özellikle bu testin çözümlerine, bu testin sorularına bayılıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla gerektiği kadar önemi sen de ver bu teste. Evet, 40 soru serisi problemler fasikülümüz dedik. İlk defa görenler hocam nereden alabiliriz diyorlarsa açıklama kısmında linki mevcut arkadaşlar. Buradan edinebilirsiniz. Evet artık hazırsanız geçelim testimize abone olmayı ve tabii ki de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başlayalım dersimize. Evet ilk sorumuzdayız. Bir okulun 5 kişilik basketbol takımında olan oyuncuların boy ortalaması 186'dır denilmiş. Bu takımdan çıkarılan ve takıma alınan oyuncuların isimleri ve boyları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi çıkarılan oyuncular var bir de alınan oyuncular var. Göründüğü üzere 3 tane oyuncuyu burada çıkarmış ve 3 tane oyuncu da, oyuncu da yerine almış. Pekala çıkarılan oyuncuların mesela boylarına bakıyorum 185'lik oyuncu çıkmış 187'lik oyuncu girmiş yani burada Boy uzunluğu takımın boy uzunluğu 2 artmış. Barışa bakıyoruz. 184'lük Barış çıkmış. 188'lik Şaban girmiş. Demek ki 4 daha artmış takımın boyu. 183'lük Can çıkmış ve 187'lik Necmi girmiş. Yani 4 daha artmış takımın boyu. Yani takımın boyu toplamda 10 arttı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi takımın boyu 10 arttı ve unutma basketbol takımı 5 kişilikti. 5 kişilikti. E şimdi hocam benim buradaki boy ortalamam 186 iken normal şartlar altında 5 çarpı 186 kadar değil midir güzel arkadaşım bu takımın e, toplam boy e, bunun üzerine 10 daha gelmiş. E bu takım kaç kişiydi? 5 kişiydi. Ben bunu 5'e bölersem artık neyi bulmuş olurum? Tabii ki takımın yeni boy ortalamasını bulmuş olurum. Ki 5 çarpı 186'yı 5'e bölersem 186 gelir. Bir de buradan 10 bölü 5'ten 2 gelir. Demek ki bizim Takımımızın yeni takımımızın boy ortalaması 188 cm olacaktı. Yani doğru cevap D şıkkı olacaktı. Burada şu işlemi şu işleme gerek duymadan da tabii ki yapabilirsin. Nasıl hocam? Dersin ki hocam boy uzunluğu 10 artmış. Demek ki bunun ortalamaya etkisi 10 bölü 5 kadar olacaktır. Yani artı 2 kadar olacaktır. Ortalama 2 artına göre 186'dan 188 olmuştur da tabii ki diyebilirsin güzel kardeşim. Devam ediyorum ikinci sorumla. Doğan diye bir arkadaşımız var matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konularına göre ayırıp aşağıdaki gibi bilgisayarında dosyalamıştır. Şimdi devam edelim bakalım okumaya. Diyor ki Doğan dosyalama işlemini aşağıdaki gibi yapmış. Testler adlı ana klasörün içinde 5 tane konu klasörü oluşturmuş. Yani şu şekilde arkadaşlarım bak 1, 2, limit, türev, integral, ee, olasılık ve problemler 5 tane klasör oluşturmuş her bir konu klasörünün içerisinde m tane alt klasör oluşturmuş. Yani bunların her birinin içerisine m tane sevgili arkadaşlarım alt klasör oluşturmuş. m tane, m tane, m tane, m tane ve m tane alt klasörler var. Her bir alt klasörün içine içinde n tane test dosyası. Bunların her birinin içerisinde n tane test var arkadaşlar. n tane test, n tane test ve n tane test. Her testin içinde de 12 tane soru varmış. Şimdi deniliyor ki bana. Doğan problemler klasörü içindeki yani şuradaki problemler fasikülü içindeki diyor. Alt klasörlerden birinin içindeki testlerin tamamını çözmüş. Şimdi problemler bir klasördü. Problemler bir klasördü. Daha sonrasında demiş ki bak problemler klasörünün içerisindeki alt klasörlerden yani bunlardan M'den bir tanesinin diyor içindeki tamam bütün soruları çözmüş. Şimdi bu Örnek veriyorum. N tane test dosyası var ve her testte 12 soru var ya. Demek ki şu bir tane e, M tane olan dosyalardan alt klasörlerden bir tanesinin içerisinde 12 te, N tane soru var. 12 N tane soru var. Demek ki 12 N soru çözmüş bizim arkadaşımız. Ve artık ve artık şu şekilde düşüneceğiz. Toplam ne kadar sorusu vardı bu adamın? Toplam ne kadar sorusu olur biliyor musun? Şöyle 5 tane klasörümüz vardı. Her birinin içinde m tane alt klasör vardı. Her birinin içerisinde m tane dosya vardı. Ve her birinin içerisinde n tane test vardı. Ve her birinin içerisinde 12 tane soru vardı. Yani 60 çarpı m çarpı n tane sorusu vardı. Bunlardan 12 n tanesini çözdü. Bu da kalan soru sayısıdır değil mi? Doğan'ın bu dosyaladığı testler adlı ana klasörün içerisindeki son durumda kaç soru vardır diye soruluyor. Artık cevap bu olacak. Ki 60, 12'nin bir çarpanı biliyorsunuz e, katı. 12 N parantezinde burada 5M kalacaktır. Yan tarafta 1 kalacaktır. 12N çarpı 5 m eksi 1 bize cevabı verir. Yani doğru cevabımız neymiş? D şıkkıymış gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumla 3. sorumuzdayız arkadaşlarım. İşaretlettiğim bir soru değil ama güzel bir soru. Bakalım. Şimdi aşağıda aynı telefona ait 5 birimden oluşan batarya gö göstergeleri yer almakta. Tamamen boş olan batarya 48 dakika şarj edildiğinde şekil 1'deki gibi. Daha sonra 42 dakika daha şarj edilince şekil 2'deki gibi oluyor. Şimdi tamamen boş olan bir bataryadan bahsediyor bak. Bizim şu şekilde hiçbir bağıntımız, hiçbir işimiz yok. Niye yok biliyor musun? 48 dakika şarj ettim. Üzerine 42 dakika daha şarj ettiğim takdirde 90 dakikalık bir şarjdan bahsediyoruz. Ve bu 90 dakikalık şarj aslına bakarsan burada sadece 4 birim doldurmuş. 4 birim. Tek anlamamız gereken şey bu ve şu an biz aslında cevabı da bulduk neden? Çünkü buna göre telefon bataryası şekil 3'teki gibiyken diyor bataryanın tamamen dolması için kaç dakika geçmelidir diye sorulmuş. E şimdi şekildeki gibiyken kaç birim dolması gerekiyor? 4. E 4 birimi kaç dakikada dolduruyorduk? 90 dakikada dolduruyorduk. O halde doğru cevabımız da değişik olur sevgili arkadaşım. Evet devam ediyorum dördüncü sorumla. Murat öğretmen çok ama çok klas bir soru. Çok güzel bir soru. Murat öğretmen bir satranç turnuvası için A ve B gruplarından en kişiyi seçecektir. Toplam en kişi seçecek bir satranç turnuvası için. A grubundaki kişi sayısının 5 katı. Şimdi A grubundaki kişi sayısına A diyeyim. Bunun 5 katı. B grubundaki kişi sayısının 3 katına eşitmiş arkadaşlar. Artık ben şöyle söyleyebilirim ki A grubunda aslında 3K kişi var. B grubunda da aslında 5K kişi vardır diyebilirim. Sonuçta çarptığımız takdirde 15K eşittir. 15K'yı verir bize. E, güzel. Eğer Murat öğretmen bu seçeceği en kişinin tamamını A grubundan seçerse seçilmeyen kişilerin %20'si A grubundan olmaktadır. Şimdi bak şu cümle bizim için çok değerli. Bu cümleyi eğer ilk seferde anlarsak ve tek seferde çözüme ulaşabilirsek arkadaşlarım devamında gelen cümleleri de çok daha rahat anlayacağız. Öncelikle ben 3K kişilik A grubundan 3K kişilik A grubundan N kişinin tamamını seçersem A grubunda seçilmeyen kişi sayısı 3K eksi N olacaktır. Ve biliyorsun ki toplamda 8K kişi vardı. Geriye seçilmeyenlerin sayısı da 8K eksi N olacaktır. İşte bunun buna oran arkadaşlarım %20'ymiş. Yani 1 bölü 5'miş diyebilirim. Şimdi gelin içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yaparsam 15k eksi 5n eşittir 8k eksi n'yi yakalarız. Buradan 8k'yı bu tarafa gönderdim. 7k kaldı. Eksi 5 n'yi diğer tarafa gönderdim ve böylelikle 4 n'yi buldum. Şimdi 7k 4 n'ye eşitse arkadaşlar ne olacaktır? Ben artık k'yı 4x seçersem n'yi de 7x seçebilirim. Şimdi k'yı 4x seçmem demek bütün dengeleri alt üst edebilir. O yüzden çok dikkatli davranacaksın. Ve Hani A grubunda 3K kişi vardır dedik ve K'yı 4X bulduk ya. Demek ki artık A grubunda 12X kişi varken B grubunda da 5 kere 4 xten 20X kişi vardır diyebilirim. Şimdi A grubundaki kişi sayısı 12X oldu. B grubundaki kişi sayısı 20X oldu. Ve benim seçmem gereken en kişi vardı. Neyi de 7X buldum. Buradaki toplam 32X kişiden 7X kişi seçiliyormuş aslına bakarsan. Çok güzel yani her şey netleşti. Şimdi devam ediyorum. Eğer diyor. Murat öğretmen bu yarışma için A grubundan 4 kişi seçip şimdi A'dan 4 kişi seçeceksin diyor. Geri kalan kişileri de B grubundan seçerse A ve B gruplarından bu turnuvaya seçilmeyenlerin %40'ı bu sefer A grubundan oluyor. Şimdi olay aynen şu şekilde bak. A grubundan yani 12x kişiden 4 kişiyi seçtim ve A grubunda seçilmeyen kişi sayısı 12x 4 oldu. Bunu ben neye böleceğim? Hocam toplamda zaten benim 32x kişim vardı. Bu 32x'ten toplam seçilmeyenlerin sayısı zaten 32x eksi m'dir. Yani 32x 7x'tir. Ve bu da kaçı veriyormuş bize? %40'ı veriyormuş. Yani 2 bölü 5'i veriyordur diyebilirim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5 kere 12x 60x yapar. Eksi 20 eşittir. Bak şurası zaten 25x'tir. Ve sen bunu 2 ile çarparsan 50x'i bulursun. 50x'i sol tarafa 20'yi de sağ tarafa gönderirsek 10x eşittir 20 yapacaktır. Buradan x'in 2 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. x 2'ymiş. Benden ne isteniyor? n kaçtır deniliyor. E ben n'yi zaten burada 7x bulmadım mı gençler? O halde x de 2 ise 7 kere 2'den doğru cevap 14'ün ta kendisidir. Yani cevabımız B şık olacaktı diyebiliriz. İnanılmaz güzel bir soruydu. Tam anlamıyla ÖSYM tadında, tam anlamıyla TYT uyumlu bir soru. Lütfen bu soruyu işaretleyin. Sınavdan önce mutlaka çözün arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Beşinci soru ama beşinci soruyla alakalı size ufak bir uyarım var. Bu kitabımızdaki size düzelttirdiğim üçüncü soru. Yani aslına bakarsanız 80 sayfalık, 88 sayfalık kitabın şu an 48. sayfadayız. Daha fazla hata çıkabilir diye tahmin ediyordum ama çok şükür bu kadarı çıktı. Keşke bunlar da çıkmasaydı ama artık diğer baskıya düzeltmiş olacağız. Şimdi ilk baskıda sevgili arkadaşlarım E şıkkında 16-25 yazıyordu. Biz bunu ikinci baskıda 16-35 diye düzelttik. İkinci, üçüncü baskıları alan arkadaşlarım bu konuda şanslılar ama ilk baskı eline geçer arkadaşlarım da lütfen bizleri affetsin. Tamam. Evet. Beşinci soru yine çok güzel bir soru. Keşke bu hata olmasaydı. Hata olmasaydı mükemmel ötesi bir soru olacaktı. Hata olduğu için Süper bir soru diyebiliyorum sadece. <laughs> A, B'den büyük olmak üzere. AAB ve A, B, B. Üç basamaklı doğal sayılarmış. Bir bankada sıramatikten sıra numarası alan Dilek ve Naci'nin sıra numaraları sırasıyla AAB ve A, B'dir. Şimdi bir Naci var. Bir de Dilek var. Şimdi bak Dilek'in numarası A, Şu. Ve Naci'nin numarası da A, B'ymiş. Pekala A'nın B'den daha büyük olması gerektiğini biliyorsak eğer biz demek ki delay numarası daha büyükmüş. Şimdi bu bankada herkesin işlemi 5 dakika sürmekte ve Naci'nin sıra fişi de aşağıda verilmiş. Saat 9'da almış Naci bu fişi ve tahmini bekleme süresi de 5 dakika olarak gösterilmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi buna göre Dilek bankadaki işlemine başladığında saat en geç kaç olabilir diye sorulmuş. En geçini soruyor. Şimdi öncelikle en geç diye soruyorsa bir kere ben Dilein sıra numarası olan AAB'den Naci'nin sıra numarası olan ABB'yi çıkardığım takdirde maksimum bir sonuç bekliyor olacağım. Şimdi burada maksimum bu sonuç bekliyorsak birincisini çözümlerim 100A artı 10A artı B yapar. İkincisini çözümlediğim takdirde 100A artı 10B ve artı b yapar. Üsttekinden alttakini çıkardığımız takdirde de bak 100 a'lar birbirini götürüyor. B'ler birbirini götürüyor ve 10 parantezinde a eksi b'nin kalması gerektiğini görebiliyoruz. Şimdi ben bunun maksimum sonuç olmasını istiyorum. Unutma ki a ile b bir rakamdı ve a b'den büyüktü. O halde şuradaki a eksi b dediğimiz mevzu bunun maksimum değerini verecekse 9 olmalı diyebilirim. Yani ben burada a'yı 9, B'yi B seçer, B'yi 0 seçersem ancak bu şekilde sevgili arkadaşlarım maksimum bu sonuç buluruz. Şimdi ben 9'dan 0'ı çıkarırsam şu kısım 9 olur. 9 kere 10 da bize 90'ı verir. Yani bu ne demek arkadaşlarım? Naci ile Dilek arasında yani numaralar arasında 90 fark var. Naci'nin sıra numarasıyla Dilek'in sıra numarası arasında 90 fark var. Şimdi o halde her kişi 5 dakika sürüyorsa işlemi ki maksimum demişti. O halde arkadaşlar ben bu 90'la 5'i çarparım ve derim ki 450 dakika sonra delay sıra gelecek. Ama ve lakin 450 dediğimiz şey kaç saat kaç dakikadır? Şimdi ben bunu 60'a bölecek olursam 7 defa vardır. 420 yapar çıkardım 30 geldi. Yani bu ne demek? 7 saat 30 dakika demek. Şimdi ama hangi saatten itibaren? Naci kendi işlemine başladığı andan itibaren. Yani Naciye sıra geldiği andan itibaren bu andan sonra buçuk saat sonra sıra gelecek. E şimdi Naci bu sırayı 090 çift 0'da almıştı ve bekleme süresi de hala 5 dakika. O halde Naci işlemine ne zaman başlar? 090 başlar. Bunun üzerine ben 7 saat 30 dakikayı ekleyecek olursam 16.35'te 16.35'te Dilek işlemine başlamış olur. Yani cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Tekrardan hata için kusura bakmayın lütfen. Devam ediyorum 6 soruma. Ali, Betül, Canan, Deniz ve Emre birbirleriyle birer kez lades oyun oynamışlar. Pekala. Bu oyunlarla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Ali, Betül ve Emre'yi yenmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ali, Betül, Canan, Deniz ve Emre'den bahsediyoruz tamam mı? E şimdi hocam. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bir okuyalım. Ali, Betül ve Emre'yi yenmiş. Ali'nin Betül ve Emre'yi yendiğini biliyorum ben. Ee, Betül Deniz'i yenmiş. Betül Deniz'i yenmiş. Canan Ali ve Betül'ü yenmiş. Ali ile Betül'ü yeniyor. Bu oyunda Emre en fazla kazan olmuştur. Yani oyunun kazananı lider Emre. Şimdi buna göre diyor Emre bunlardan hangilerini yenmiştir diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu ikili oynanan oyunlarda eğer 5 kişiyse herkesin diğerleriyle 4 maç yaptığını bilmek gerekiyor. Yani bunu fark etmek gerekiyor. Şimdi mesela Emre var. Emre kendiyle maç yapamayacak. Kendi kendine lades oynayamaz. Hangi değil oynamıştır? A ile B ile C ile D ile. Şimdi ben Emre'nin A'ya yenildiğini biliyorum. O halde maksimum 3 maç kazanabilir. Maksimum 3 maç kazanabilir. Ve ne demişti bize? En fazla oyun kazanan Emre olmuştur diyor. E şimdi Ali'ye bakıyorsun 2 maç kazanmış. Canan'a bakıyorsun 2 maç kazanmış. Emre maksimum kazanan kişi olacaksa o halde mecburen 3 maç kazanmıştır diyeceğim. 3 maçı de artık. Peki e şu maçta yenilmişti zaten. 3 maçı garanti kazanacak. E bu 3 maç kimlerledir? B ile, C ile ve D ile. Yani Betül, Canan ve Denizledir. Betül, Canan ve Denizledir. O halde doğru cevabımız da E şıkkıdır diyeceğiz. Tamam. Ne kadar... Çorabın söküğünü bulduk hemen çözüm elimizde kaldı. Başka bir şey yok yani. Devam. Yedinci soru. Şimdi diyor ki çok güzel bir soru, ee, inanılmaz tarz bir soru. O yüzden sınavda karşına çıkar diye buna iki tane işaret koy. Tamam? Aşağıda dairesel e, bir pist belli aralıklara bölünmüş. Aralıklar bunlar arkadaşlar. Şekilden çözeceğiz soruyu. Aşağıdaki tabloda dairesel koşu pistindeki aralıkları sabit hızda hareket eden bir bisikletinin kaç dakikada aldığı gösterilmiştir. Şimdi hangi bölgeyi kaç dakikada alıyor? Mesela şuraya yazalım. A ile B arasını 10 dakikada alıyormuş. B ile C arasını 20 dakikada. C ile D arasını 20 dakikada. Ve D ile A arasını 40 dakikada alıyormuş. Şimdi bu sabit hızla hareket ettiği için burayı 10 dakikada alıyorsa aslında buradaki mesafe 10x'tir. Burayı 20 dakikada alıyorsa aslında buradaki mesafe 20x'tir. 20x'tir 40x'tir diyebiliriz. Çok güzel. Bu bisikletti. A noktasından ok yönünde saat 10'da, saat 10'da harekete başlamış arkadaşlar. Tamam mı? Sabit hızla harekete başlayıp her noktada hızını 2 katına çıkarmış. Her bir noktada bak, her bir noktada hızını 2 katına çıkarıyor. Yani hızı 10'sa birinci noktadan sonra hızını 20 yaparak yoluna devam ediyor. 20 ya 3. noktada 40 yapıyor, 40 ya 80 yaparak hareket ediyor. Buna göre bu hareketli tekrar A noktasına saat kaçta gelmiştir diye soruluyor. Şimdi gençler çok iyi dinliyorsunuz. Adam zaten bir hızla başladı ve doğal olarak burayı 10 dakikada alıyordu. Yine 10 dakikada alacak. Tamam. Şimdi burada aynı hızla devam etseydi 20 dakikada alacağı bir mesafe var. Ama hızını 2 katına çıkardığı için ne olacak? Süre yarıya düşecek. 10. Şimdi geldim buraya. Başlangıçtaki hızıyla bak. Buradaki hızı V idi. Buradaki hız artık 2V oldu. Şimdi buraya geldim hızı 4V olacak. V ile 20 dakikada alıyorsa 4 V ile tabii ki de 5 dakikada alacaktır. Buraya geldim hızı 8 V oldu. V ile 40 dakikada alıyorsa 8 V ile tabii ki 5 dakikada alacaktır. Yani hızı 8 katına mı çıkmış başlangıca göre? O zaman süre de 8 katına düşecek. Tamam 1 bölü 8'ine düşecek. Peki tekrardan A bölgesine A noktasına ulaşması kaç dakika sürer? 10 artı 10, 20, 25, 30 dakika sürer. Onun üzerine 30 dakika eklersem demek ki 10.30'da saat 10.30 geçe sevgili arkadaşlarım tekrardan A noktasında olur bu hareketli diyebiliriz. Evet devam ediyorum. 8. ve tabi ki bu da son sorum arkadaşlar. İyi dinliyorsunuz çok güzel bir yaş problemi sorusu. Aslına bakarsanız küme problemi ama yaş problemiyle birleştirilmiş gibi. Hani çocuk ilk baktığı sırada yaş problemi gibi düşünüp çözmeye kalkabilir ama bildiğin aslında küme problemidir bir evde yaşayan 5 kişiden 4 tanesinin doğum tarihleri 1983, 1976, 2013 ve 2020'dir. Bu 5 kişinin doğum tarihlerinin rakamlarıyla A kümesi yazılabiliyormuş. A kümesi de 0'dan 9'a kadar olan tüm rakamlar. Şimdi buna göre bu evde bulunan 5. kişinin 2023 yılındaki yaşı 63, 69, 78 sayılarından hangilerine eşit olabilir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar iyi dinliyorsunuz. 1983 mesela burada kullanılan rakamlar aşağıdaki kümede hangileri var buna bir bakalım. Bak 1983 yazarken 1'i, 9'u, 8'i, 3'ü kullanabilirim. Daha sonrasında 1976 yazarken de 7 ile 6'yı da buradan gelmiş olabilir. Mesela 2013 yazarken 2 ve 0'ı da kullandım. 2020 yazarken 2, 2 ve 0 kullanıyorum zaten. Şimdi açıkta hangi sayılar kaldı? 4 ve 5. Demek ki bu 4 ile 5, bu 4 ile 5 Diğer 5. kişinin doğum tarihinde kullanılan rakamlarmış ki 2023 yılındaki yaşı, yaşı soruluyor 2045 falan olamayacağına göre 1945 veyahut 1954'tür diyebilirim. Ha tabi hocam şöyle de diyebilirsin sen yani ya hocam nereden biliyoruz belki adam 1645 doğumludur. Evet diyebilirsin ama zaten buradaki sayılardan hangilerine eşit olabilir dediği için 1645 almanın da henüz bir mantığı yok şu an. Tamam. Şimdi 1945 doğumluysa 2023 yılında kaç yaşında olur? Hop çıkardım 78. 2023 yılında kaç yaşında olur 1954'lüyse? Çıkardık arkadaşlar. Bu da ne geldi? 69'un ta kendisi geldi. Ki 78 burada 69 burada o halde olmayan 63'müş ve cevabımız da 2 ve 3'müş diyeceğiz gençler. Evet artık 8. sorumuzu da bitirdiğimize göre biz hepsini çözdük mü ya? Sanki bugün video erken bitti. 22 dakika sürmüş. Bakalım hepsini çözmüş müyüz? Bakalım bakalım bakalım. Vallahi hepsini çözmüşüz. Her olsun bize. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her olsun bize. Evet. Gençler artık ekranımızı şöyle büyütelim. Veda etme vakti geldi çünkü. Ee, bu videomuzda 22. testi çözdük. Diğer videoda 23'e geçeceğiz ve 23'te de birbirinden güzel sorular var gençler. Aklınızda bulunsun. Sizleri çok seviyorum tabii ki. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.